Yarından sonra yoğun, evet. yani yarın bütün çok gerçekten çok önemli bir gün yarın, yani evet. Avrupa piyasasında transfer bitiyor artık. Sadece biz devam edeceğiz, yani 8 Eylül'e kadar. Şimdi e, Ben bendeki birkaç bilgiyi paylaşayım. Getson'la ilgili maçtan sonra da durumunu sormuş Fatih Hoca. Tondela maçının kadrosunu almış, e, or gece sus ama oynatmamış, forma vermemiş, forma giymemiş. E, bir teklif daha yapalım demiş Fatih Hoca. Bakalım ne olur diye herhalde daha cazip bir teklif mi olacak yoksa oyuncuda mı ısrar edecekler bilmiyorum. O e, Ozan Kabakla ilgili 2 Eylül'e kadar e, takım bulamaması durumunda Fatihlerimin hani bize gelebilir e, diye yakın çevresinde konuştuğu e, bir isim. Ama e, sürpriz iddialar var Ozan Tufanla ilgili. İşte Ozan Kabak. Ha e, Ozan Kabak pardon. Evet. Ozan Tufan mı dedim? Özür diliyorum. İkinci ediyorum. sefer ha, <laughs> tamam, Ozan Kabak. Ozan Kabakla ilgili. Norwich City geçen sezonun ikinci yarısında Liverpool'dan kiralamıştı. Tekrar kiralamak istiyormuş ve Newcastle'la rekabet ediyormuş. Yani orada bir hem Newcastle hem de Norwich City oyuncu kiralamak istiyormuş. Onu söyleyelim. Onun dışında bu da enteresan bir bilgi. Eee teyide muhtaç bir bilgi olmadığını düşünüyorum. Marcao'nun onun menajerini Brezilya'dan Brezilya'dan Türkiye'ye çağırmış Galatasaray kulübü görüşmek için e biliyorsun pandemi şartları nedeniyle karantina süreci var onu nasıl açacaklar bilmiyorum ama Galatasaray Markayı gönderiyor onu söyleyebilirim yani Marka ile yollar ayrılacak Yani jet hızıyla bir şekilde ayrılacaklar öyle görünüyor yani Marka defteri Galatasaray'da kapandı herhalde çünkü menajerine biz oyuncuyu da vedalaşmak istiyoruz demişler gelen bilgi bu Marko'yu alsay gönderecek ama nasıl gönderecek bilmiyoruz tabii ki bu e, enteresan demek ki talipler var ya da Marko'ya kendi de gitmek istiyor olabilir çünkü aldığı ücret zaten çok düşüktü 1200 hatta e, en önceki yönetim sözleşme uzatırken biliyorsun Lüwendama'yla da bu aynı görkemli töreni yapacağız haftaya demişti Abdurrahim Albare. vaatlerde bulunmuşlar hani biz senin ücretini artıracağız vesaire. Marka hani yeni yönetim geldi. Bana bir takım vaatlerde bulunduğum ki menajeri Burak Elmas yönetimiyle görüşmüş. Vaatler tutulmadı şeklinde o dönemde. yani Marka'yı gönderiyor galatasaray Çünkü menajerini çağırmışlar Brezilya'dan. O da bir bilgi olarak paylaşayım istedim. Peki transfer gündemini değerlendirdik. bilgiler ışığında Emre Kaplan'ın bizlere aktardıkları doğrultusunda şimdi dün akşama gidelim Kasımpaşa mücadelesinde Galatasaray ilk yarısı ve ikinci yarısı birbirinden farklı. iki maç olarak bile değerlendirilebilir. Galatasaray nasıl bir 11 ile başlamıştı? Özellikle orta sahada Morutan'ın gelişiyle birlikte merak ediyorduk. Berkan orta sahanın gerisinde yer aldı. Barış Morutan çıkıldı. Kerem orta saha dörtlüsü ve ileride Jagne 11 ile sahadaydı. Burada dikkat çekici e, durum Çıkıldağ, Morutan ve Berkan'ın performansı e, hücum performansını doğrudan etkiledi. Evet. E, Galatasaray'ın Haldun bu nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi ben biraz e, şuradan bakayım. Biraz farklı bir pencereden bakayım. Galatasaray'ın son dönemde e, kadro e, ilk 11 tercihleri Fatih Terim'in ilk 11 tercihleri çok e, ciddi manada farklılıklar göstermeye başladı. Bunun bir takım zararları var. Yani beraber oynama alışkanlığı dediğimiz olayı ortadan kaldırıyor. İşte Renders maçına bakıyorum. Alpaslan, Luyendama, Yedlin, Van, Anholt oynuyor. Orta sahada Emre Akbaba, Berkan, Emre Kılınç oynuyor. Yani bugüne bakıyoruz mesela. Berkan oynuyor. onların onun önünde çıkıldığı öyle Morutan oynuyor. Yani sürekli bir e, değişim söz konusu. Sabek'te Saşa boya oynuyor. Victor Nelson geldi. Şimdi Victor Nelson Loyinda mı oynuyor? E, bu e, takımda e, hem takımdaşlık hem de oyun açısından e, oyuncuların birbirini tanıyarak oynaması açısından büyük bir handikap. Yani burada listelere bakıyorum. Bir tane liste yani iki tane aynı 11 göremedim yani. İki tane aynı 11 yok. Bu gerçekten de ee, önemli bir handikap hatta ciddi değişiklikler var. Ha, bu maça döndüğümüzde tabii işte yeni transferler geldi vesaire. Bir kere oyun başlarken de şunu e, düşünmüştük e, ki birçok arkadaşımızla da konuşurken de konuştuk hatta dün de e, konuştuk. Şunu söyledik e, bu orta saha kırılgan. Yani bu orta saha kırılgan ama ofansif olarak iyi bir orta saha. Yani Moruta'nın kalitesini zaten burada zaman zaman anlatıyordum. Evet. Gerçekten e, sol ayağı çok etkili, kolay adam eksiltebilen, e, iç koridor paslarını çok iyi atan bir oyuncu olarak söylemiştim. E, ama kırılgan bir orta saha e, oluştuğunu söyleyebiliriz. Yani oralara sert baskı yapan Çıkıldağ'a. Çünkü Çıkıldağ'dan e, box to box istiyorsunuz. E, Berkan da tam altı numara değil. Yani oraya evrilmesi lazım. Dolayısıyla bu orada bir sıkıntı olduğunu söyleyebiliriz. E, şimdi... İkinci yarıda Taylan girdikten yani Taylan'ın hatasından bahsediliyor. O pozisyon gelirse o pozisyon üzerinden de arkadaşlarımı seçerse bir şey konuşacağım. Tabii yani Kasımpaşa'nın golünde e, orta saha oyuncusu Taylan girişiyle birlikte e, bir hata Taylan'ın üzerine geldi. Evet. Hatanın tamamı bir şey anlatacağım yani burada. Kasımpaşa'nın yani, golünde. Kasımpaşa'nın golünde. Ama meseleyi sadece Tayland açısından okumamak lazım. Geriden oyun kurmak güzeldir. Kalecilerin oyun kurması da çok güzeldir, tamam. Ama oyunu kurarken biraz hani şöyle söylüyor: Ya Tayland çevre kontrolü yapsana. Ama sen de atarken daha net görüyorsun. Karşında duruyor yani pozisyon. Şimdi gelirse görüntü söyleyeceğim. Pek fazla işaret edilmeyen bir konu. Hani bu tür hatalar. E, doğal olarak oyuncuları hataya zorluyor yani ben Tayland adına üzüldüm herkes Tayland'a yüklendi yani bak Tayland orada topu kaptırdı tamam da Bir şimdi... an görüntü gelecek ama Aydın abi e, asla şey olarak söylemiyorum Hani yanlış anlaşılmasın anlaşılmasın marka dönsün oynasın e, diye söylemiyorum ama e, marka varken e, o oyun kurulumunu e, topla çıkmaya aslında marka yapıyordu e, sanki Galatasaray'da e, Marka yokluğunda da işte ekrana geldi şimdi orada topu atarken e, yani şey Mustera topu atarken bakar mısın attığı yere Mustera'nın topu yani topu atarken tutalım istersen şimdi Mustera herkesi görüyor arkadan bakıyor bak Attı, tam attığı anda dursun top. Muslera'nın yani, ayağından top çıkarken ayağından durdurabiliyorsak. şurada, az önceki kale arkası görüntü iyiydi yani, ama eğer Neyse yani izleyicilerimiz anlamıştır herhalde ama. Yani Muslera topu, at, bak, topu atarken ne yapıyor? Sağında ve solundaki oyuncuyu Muslera çok net görüyor zaten. Yani ha ne yapabilir burada? Taylan geri verebilir topu. Ama Hani burada Taylan e, suçsuz falan demiyorum. Tabii ki Taylan'ın çevre kontrolü yapması lazım. Sağında, solunda kim var? Ama topu atan da şunu yapmayalım. Burada topu ortaya, yani havuza top atmayın diye teknik adamlar söyler. Havuza atmayın. orası havuz. Sağa at, sola at. Çünkü orada zaman kazanabilirsin. Kaybettiğin topta bile birilerinin yetişme şansı var. Ama havuzda topu kaybettiğin anda böyle kalende golü görürsün. Ya bu böyledir yani. Havuza atma mümkünse. Eğer bir markajcısı varsa, markaj yapabilecek durum varsa. E burada şimdi ilk kontrolü de iyi olmayınca Taylan'ın. ilk kontrol çok önemli çünkü. E, ama ben burada hani şey için Hatayı söylemiyorum. Hatayı bölüştürüyorsun. Tabii, ha tabii ki hatanın büyük kısmı Taylan'da ama... Ya Muslera sen şu topu atarken sağında solunda oyuncu olduğunu görüyorsun bir ona göre at. Mesela o, o kenarda oyuncu var görüyor musun? Evet. Kenardaki oyuncuyu at o başlatsın oyunu. Yani at kenardaki oyuncuya o başlatsın. Rahat rahat. Yani burada bu noktada hani ben Tayland'ı savunmuyorum. Yanlış anlaşılmasın. Tayland'ın da çok ciddi hem kontrol hatası var hem çevre kontrolü var. Ek kontrol hatası var. Ama yani Mustera da bu topu oraya atmasın yani. Gitsin sağa. Sağa atsın yani. %100 katılıyorum. Orası bir anlamda hani tehlike onun ee, derler şey, oraya atıyorsun yani. Biz ona şey diyoruz evet, yani havuz yani. O havuza atıyorsun. O havuza attın mı tehlike var zaten yani. Aynen. Renders maçından sonra işte perşembe gecesi yaptığımız yayında Hı -hı. E, direkt şunu söyledim ben. Galatasaray'ın kaleciye ihtiyacı var. Çünkü Muslera çok rahat. Evet, yorgun dönmüş olabilir ...Kopa Amerika'dan ama artık yorgunluk çok geçti. Bu kaçıncı hata oldu? Ve şu iddiada da bulundum. Muslera'nın, Muslera, yani Galatasaray Muslera ile yarışacak bir kaleci alamazsa, Muslera'nın da bu formu devam ederse Galatasaray bu sezon şampiyon olamaz. Çünkü daha Galatasaray'ın başını yakacak hatalar yapacak Muslera diye ki öyle görünüyor. Yani şimdi tamam Taylan atıyorsun da Taylan'ın etrafında bir şeytan üçgeni var. Üç tane Kasımpaşalı oyuncu üçgen kurmuş baskıyı, presi yaptım, anında alabilir. Onlar hatayı bekliyor Tabii. zaten. A Bir aynen. hata yapsa da Sen diyorlar niye, hemen alsak Niye onun için atıyorsun? Dediği gibi Haldun abinin sağ tarafta boş oyuncum var, sol bekte var. Yani ne kadar e, o tehlikede ya da havuzun içine topu atmazsan o kadar rahat olursun. Ya da e, bütün oyuncuların markajdaysa senin ileriye vur gitsin. E, ki Muslera bu sezon formda değil. Galatasaray'ın kaleciye ihtiyacı var. Yani eee Kimler işte al Fenerbahçe'de Mesut Özil'i bir dünya yıldızını hoca kesti. Balotelli koşmuyorsa, formsuzsa, Muslera da olsa, Alex Hacı olsa tamam çok özel oyuncular. Bak Mesut Özil'i kesebiliyorsun. Kim kim kesti? Muhammed. Aslanlar gibi oynuyor. Genç bir yıldız. Peki hemen ha, bunlar sorayım, çok önemli. Muslera, Muslera formsuz. Muslera'yı kesebilecek bir e, ikinci ha, şöyle, kalecisi var mı? Bak, ben Muslera'nın kaleciliğini tartışmıyorum. Her oyuncunun Futbol hayatında, futbol yaşantısında inişli çıkışlı durumlar olabilir ki. Mustafa'nın da yaşı ilerlediği için de formsuz başladı sezona. Ya da ne bileyim bir takım çalkantılar olabilir. Belki dinlenmeye ihtiyacı var, belki rekabete ihtiyacı var, belki çok iyi bir kaleci antrenörüne ihtiyacı var.